Selam arkadaşlar. Bugün DC'nin Dark markalı alarm kapı kilidini tanıtacağım size. Bugün sipariş verdim, yeni geldi. Kolin içinden aynı bir şekilde ama içerisinde kilitli yok. Kilitsiz veriyorlar. Bu siz kendi kapınızın kilidini takacaksınız ona. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Şu mıknatıslı kısım. Bunu kapının kasasına. Bunu da kapının kendisine bağlayacağız. Burası pil kısmı. Buradan çıkartıp pili çıkartıyorsun. İlk aldığınızda burada bir tane plastik bant var. Onu çektiğiniz zaman aktif hale geliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane girişi var. Gayet sağlam yani. Yani fiyata göre 83 milyon ama fiyata göre çok ucuz gibi dursa da, mal şey olsa da gayet iyi yani. Ben beğendim. Şimdi deneyelim. Şu an bir yandan çekim yaptığım için rahat hareket edemiyorum. Mıknatıs kısmı koyduk buraya. Şimdi şöyle biraz ortalayalım. Bir iki atalım. Bir tane daha atalım. Şu an aktif olacak. Şu an aktif oldum diyor. Şu an açık alarm. Şu an başladı uyarmaya. Hemen diyor kapıyı aç, yoksa diyor. Geri açtığım zaman şey yapıyor. Bu kapı kilidi normalde sabit durmuyor burada çünkü hareketli. O yüzden istediğim gibi hareket edemiyorum. Yani gördüğünüz gibi bu iki parçadan oluşuyor bana. Yani şimdi birazdan montaj edeceğim bunu buraya, kapıya. Kapının önce iç kısmından sökmeye başlayacağız. Buradan söktüğümüz zaman kapının dış kısmı buradan çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Kapı kilidini çıkartmak için ne? Şu kilidi çıkartmak için şunu sökmeniz gerekiyor. Bu kilidi çıkartmak için böyle biraz çevireceksiniz. Boşluğa denk gelecek. Aynen bu şekilde çıktı. Yani şu çelteyi şuraya getirdiğiniz zaman çıkar direkt. Şu an sıra bana geldi. Bunu da çıkartmak için dışında bir kalkan vardır. Bu kalkanı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da çıkartıyoruz. Şimdi iki tane, dört tane vidası var. Umarım taktiğimizde içeride kalmayız. Kameraya durdum. Gördüğünüz gibi diğer parçayı çıkarttım. İçi boş. Şu an aldığım parçayı takacağım. Bu şekilde yani çok da zor değil. Vidalarını sıkacağım şimdi. Evet, bir sıkıntı var bundan. Şu kısımlar. Birisi aşağı bakıyor, birisi yukarı bakıyor. Normalde olması gereken bu. Ama bu şekil çıktı. Şimdi ben bunu mecbur için açacağım. Şurayı ters çevireceğim.
Ondan sonra yayına devam edeceğim. Şimdi az önce sıkıntımız şeydi. Şu kısımlar dilleri farklıydı bunların. Bunu değiştirmek için şurada bir tane çeltik var. Çeltiği iteliyoruz. Şu kısım çıkana kadar. Şimdi bir biraz tornavidamız kalın geliyor. Bu şekilde çeviriyoruz. Şu an dilimiz tamamdır. Binayı soysak kimsenin haberi olmayacak. Bu sese bir Allah'ın kulu çıkıp da değil mi? Siz ne yapıyorsunuz? Ne ayaksınız? Anahtarı taktıktan sonra göbek odasını atıyoruz. Yani göbek anahtarını atmıyorum. Eski dilini çıkartacağız buradan. Evet, sonunda montaj ettik, bazı sıkıntılar çıktı arada ama gayet de güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Vidaları sıkmamışız. Vidaları sökemedim az önce. O yüzden artık bir zaman sonra özelliğini kaybetmiş bunlar. Şimdi şunu sıkayım. Elle. Gördüğünüz gibi sıkamıyorum. Yani şunu anlayın. Binada teksiniz. Bu kadar sese yan komşu olsun, üst komşu olsun çıkıp bakması gerekiyor. Yani kimse duymuyor yani. Kimin kim nerede olduğunu. İşte ellerimde hırsızlık kaçırmaya yarar, başka hiçbir şey yaramaz. Yoksa ardından kimse çıkıp da bakmaz yani. Yanına bir de vida verselerdi çok güzel olacaktı. Tabii vida vermiyorlar. Yazık ki. Evet, şu an eski kilidimiz falan burada. Kapıyı da montaj ettik. Kilitli. Birazcık bekliyoruz. Şimdi darbeye bakalım. Kötü. Yani bir komşu falan gelip kapıya vurduğu zaman az daha bekleyelim. Yani bu kapıyı kimsenin vurmaması gerekiyor. O konuda çok kötü yapmışlar bunu. Yani çok hassasiyeti çok diğer anahtarlardan.
Bir daha deneyelim. Kirledik. Oho, böyle hassasiyetli mi olur? Kapıya vurmaya gelmiyor, direkt ötüyor. Orada bunu 1, 2, 3. Bu bir yerde pix bu zaten. Şey olmuyor. Kapıya vurur vurmaz etmeye başlıyor. Hassasiyet durumuna göre değişiyor. Bazen dokunduğun zaman bile çalıyor. Bazen de yani vuruyorsun ama kapı açıldığı zaman muhakkak çalıyor. Ondan hiçbir şüpheniz olmasın. Gayet güzel. Beğendim yani. İlk başta birazcık alışamıyorsun ama sonradan sistemini biraz çözüyorsun. Çözdükten sonra mesela içeride bakalım. İçeri kısımda biraz daha hassas. Dışarıdan vurduğum zaman artık titreşimler ona göre mi gidiyor tam olarak bilmiyorum ama. Bir de bunun normalde kapı göbeği var. Bununla da alerim var. Yani bunu ayrıyetten alıyorsun. Zaten bu kapı kilidini, göbeğini aldığın zaman bu kilidi yanında vermiyorlar. Bu siz kendi kapınızın kilidini kullanıyorsunuz. Normalde bu göbek, yani şu kilidin kendinden alerimli olanı da var. Bunu size internetten birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar, size bahsettiğim Kale 164 ASM alarmlı tuzaklı sistem bel kapı göbeği diyor. Şimdi size açayım Ve dedim. ön tarafı tuzaklıdır. Yani dışarıda kalan kısım, normalde hırsızlar kapıdaki bareli kırarlar, kendi barelerini sokarlar ve kapıyı rahatlıkla açabilirler. Oysa bu barelde öndeki kısım koptuğu için hiçbir şekilde içeride kalan bu kısma müdahale edemezler ve kendi barelerini sokamazlar. Bir de bu özelliğin yanında ilk defa Kale tarafından yapılan alarm özelliği de eklenmiştir. Bu kısım kırıldığı takdirde 80 desibel yüksekliğinde bir ses çıkmaktadır. Şu şekilde. Ve bu ses uzun süre devam etmektedir ve bu hırsızı kaçırmaktadır. Bu sayede ayrıca mandallı olması da kullanım kolaylığı sağlamaktadır ve özel anahtarları bulunmaktadır. Bu tüm üç özelliğiyle üzerinde bulunan tek bareli olan Kale'nin bu bareli sektörde çığır açmıştır ve kapınızı yıllarca güvenli bir şekilde koruyacak. Evet arkadaşlar, bahsettiğim parça da bu parça. Hem göbek, benim az önce taktığım göbekten hariç bunda da kendine de burada bir alarm sistemi var. Bu parçayı da orada var, fırsatı öneri Türksever'den bulabilirsiniz. Yardımcı oldu, ben de onu reklam yapayım. Başka sorunuz, herhangi bir isteğiniz, herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğu zaman yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Ben ona göre bildiğim kadar size anlatmaya çalışacağım. Ben de bu konuda çok profesyonel değilim. Ben de daha ilk defa aldım ve taktım. Sadece elimden bu tür beceriler geldiği için hani kendim takmayı önerdim. Çünkü anahtarı kilitçilere vereceğim. Dünya kadar para gerek yok. Yani siz de takabilirsiniz. Sadece çıkarttığınız vidaları nereden çıkarttığını, hani çıkarttığınızı aklınızda tutun. Gerisi basit. Zaten çok bir parça yok orada. En fazla 6-7 tane vida çıkartacaksınız. Geri takıp vidaları geri sıkacaksınız yerine. O kadar yani. İyi günler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum.